Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir oda vlogu ile karşınızdayım. Uzun süredir oda vlogu çekmemi istiyordunuz, sonunda çekiyorum. En son 2017'de çekmiştik. Tüm çektiğim oda vloglarının linkini yukarıya bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Odam video çekmeyeli bayağı değişti. Duvarların rengi olsun, masanın yeri olsun, her şey bayağı değişti. Ekipmanlarımın ve bilgisayarımın özelliklerini de göreceksiniz, anlatacağım hepsini. Kameraman annem zaten ekipman konusunda ve bilgisayar konusunda benden çok daha bilgili. Onunla da biraz konuşacağız. Şimdi ilk başta bu tarafa geldik. Bu tarafta Assassin's Creed figürleri var, South Park figürleri, The Walking Dead, Daryl Dixon. Burada sevdiğim figürler var. Ayrıca küçüklük fotoğrafım var, Fenerbahçe tulumlu. Yani doğuştan Fenerbahçeliyiz, öyle diyebilirim. Şu en önemli kısmı, bu tarafın en önemli kısmı 100.000 abone plaketimiz. 100.000 abone olmuştuk. Geçen yıl almıştın değil mi anne? Evet, 2018. Aynen, 100.000 abone. Sizin sayenizde gerçekten benim de çok sevindiğim bir olaydı 100.000 abone plaketinin gelmesi. Bunun hakkında şöyle bir şey anlatayım. 100.000 abone olduktan bir hafta sonra plaket elimdeydi. Yani ben bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Mail attım işte Google'a. Mailleştik falan, bir şeyler oldu. Bir hafta sonra elime geldi plaket. Çok mutlu olmuştum gerçekten. Tekrardan size teşekkür edelim. Bu tarafa baktığımızda üst tarafında, bu hepsi IKEA'dan bu arada. Odamdaki her şey IKEA'dan. Üst tarafta Death Star var. Death Star Legosu. Ben üşengeç olduğum için annem bayağı şey yapmıştı yani. Ben bu Lego'yu yapmadım gibi bir şey, ama çok güzel duruyor. Yanında da Dyson hava temizleyici var. Canlı yayınlarımıza gelenler bilir. Ben hep şikayetçi oluyordum. Alerjim var. Ev tozu ve neye alerjim vardı anne? Polen miydi? Polen. Ona alerjim var işte. Bu yüzden böyle kapalı alanlarda ortam pis olmasa bile nefes almakta zorlanmaya başlıyordum. Gittim bir tane hava temizleyici aldım. Yayınlarımıza falan sekte vuruyordu çünkü. Yayında burnum tıkanıyordu, sinir oluyordum, kapıyordum. Bu hava temizleyici sayesinde bakın dönüyor falan. Buradan evet, çok güzel sakar olduğum için dönüyor falan bu işte. Havayı temizliyor. Genelde yayın yaparken açmıyorum. Şu anda videoda bilerek açmamıştım kapıyı. Çünkü ses yapıyor bayağı. Bu kısım böyle yani, bu alet sayesinde videolarda rahat rahat nefes alabiliyorum. Şu tarafa geldiğimiz zaman burada televizyonum var. Şöyle bir ışık var ama bunun pili ne olmuş? Pili var. Böyle bir ışık var. Bu elektrik gittiğinde falan kullanalım diye. Bunun dışında Fenerbahçe otobüsüm vesaire. Bu gece yatarken izlediğim televizyon burada. En önemli kısım, yine en önemli kısımlardan biri odadaki oyun koleksiyonum. PlayStation 3 oyunlarımı görüyorsunuz burada. PlayStation 3'e bayağı oyun almıştım o zaman. PlayStation 3 için bayağı oyunum var. PlayStation 4 oyunlarım sadece bu rafta. Yukarıda da Wii oyunlarım var. Burası böyle. Hatta şöyle de bir şey göstereyim. Bence PlayStation 4'ün en iyi oyunu, PlayStation 4 neslindeki en iyi oyun Red Dead Redemption'dır. Aksine iddia eden var mı? Vardır. Last of Us sevenler falan var. Ama bence en iyisi Red Dead Redemption. Çok sevdiğim bir oyun. Last of Us Part 2'yu biliyorsunuz ikinci kanalımda çekiyorum. Onun CD'si niye yok diye sorabilirsiniz. Onu dijital almıştım çünkü CD olarak almamıştım. Oyunlarımın olduğu kısımda bu şekilde. Şöyle bir dönelim. Yatak tarafı var. İşte yatağım, yattığım yatak. Şu an kamera dönüyor. Evet. Yattığım yatağı görüyorsunuz. Star Wars kılıcı. Aynen, Star Wars bu. Kylo Ren'in kılıcı arkadaşlar şöyle. Böyle Kylo Ren'in kılıcı var. Bunu gitar sıcağıyla asmıştık. Önceki oda vlogunda da bundan bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Annem bunu asmak için gitar asacağı aldı internetten. Yoksa asamayacaktık. Böyle bir şekiller yaptık yani yatağımın yanında. Öyle Star Wars kılıcı var. Şimdi en önemli kısım. Bu videoda kaç kere en önemli kısım dedim. Bilgisayar masamda. İlk başta o taraftayken kablolamaları gösterelim. Bakın arkadaşlar, burada annem daha çok bilgili. Anne sen nasıl yaptın bunları? Gri delikli kablo kanalları bunlar. Nereden aldın? N11 sitesinden almıştım. Çeşitli ölçülerde mevcut. Masanıza koyacağınız yere göre, kablo miktarına göre seçebiliyorsunuz. Her şeyin kablosu buradan geçiyor. İstediğiniz ölçüde kesebilirsiniz. Vidalayabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz çift taraflı yapışkan bantla. Aynen, burada bayağı... Ben normalde o kadar önemsemem kablo şeylerini. Hani görünsün görünmesin, ama annem çok titiz olduğu için böyle bir şey yaptı. Her şeyi kendisi yaptı masadaki. Çoğu şeyi. Halen de var karışıklıklar da işte düzeltilecek yani zamanı. Şu taraf karışık. Sabit değil. Olan şeylerin kablolamasını, kablo düzenlemesini yapmak kolay. Fakat atıyorum işte webcam ya veyahut da Elgato Keylight Air'ların yerleri değiştiği için o kabloları evet, serbest bırakmanız gerekiyor. Ama siz yine de yorumlarda yazın nasıl olmuş, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Elgato demişken Elgato Keylight Air var burada, iki adet. Şöyle ışıkları açılabiliyor. Şu an açamadım çünkü priz şey değil. Süper, bir dakika. Şuradan prizi açalım önce. Prizi de annem buraya sabitledi. Yerde olmasın diye. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Elgato Keylight Air. Normalde bu tarafta iki tane büyük ışık vardı. Stüdyo ışığı vardı.
Onlar tabi daha ucuzdu Key Light Air'dan ama bayağı yer kaplıyordu arkadaşlar. Bu yüzden annem dedi ki Key Light Air alalım falan. Bir yıldır diyordu zaten alalım diye. Ben hep böyle erteliyordum. Para harcamak istemiyordum. Sonunda aldık ve burayı da bayağı bir rahatlattık. Oda açıldı yani. Eski halinin fotoğrafını koyarım bulabilirsen. Softbox deniyor onlar. İki tane softbox vardı. Evet, iki tane softbox vardı. Bu kısım böyle, hatta ben video çekerken ışıkları da kapatayım artık. Üst ışık belki yansıyordu. Ben video çekerken böyle oluyor ortamım. Siz beni aşağı yukarı şöyle bir açıdan görüyorsunuz. Ben video çekerken. Gel anne istersen bu tarafa. Şimdi monitörleri, bilgisayarı, klavyeyi, onları tanıtalım. Burada bir adet 1080p Asus monitörüm var. Konsol oyunlarımı buradan oynuyorum ve canlı yayınlarda chat'i, Streamlabs OBS'i buraya koyuyorum arkadaşlar. Yani ben oyun oynarken sizin yazdıklarınızı buradan okuyorum. Onun yanında da Asus ROG Swift var. Modeli tam olarak neydi? 249Q olması lazım. 249Q, 144 Hz yenileme hızı var. G-Sync. G-Sync, aynen. İşte ben o teknik 144 Hz native, 165 OC ile çıkıyor. 165 Hz'e kadar. İşte arkadaşlar ben çok dinledim için onu annem biliyor. 4 milisaniye gecikme süresi. Oyun oynarken böyle yağ gibi oluyor. Onun olayı o. Hani IPS ekran olduğu için gecikme süresi de 4 milisaniye. Bu ekranın olayı bu arkadaşlar. Klavyem Cooler Master. Modelini ben ekrana yazıyor olacağım. Mouse'um da SteelSeries. Artık bilmiyoruz modelini. Triangle 700 galiba. Ekrana yazıyor olacağım onu. PlayStation kolu falan bu taraf. Böyle bu mousepad pis gözüküyor. Aslında pis değil. Ben burada bazen böyle mesela geliyorum eve. Telefonumu dezenfekte ediyorum kolonyayla. Altında da şey olduğu için buraya şey kolonya izi falan oluyor yani. Pis değil orası. Geldik bu tarafa. Stream Deck'im var bir adet. Stream Deck yayıncı arkadaşlar için gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Eğer aranızda yayıncı olmayı, YouTuber olmayı düşünen varsa Stream Deck alabilirsiniz. Çünkü gerçek tek tuşla her şeyi halledebiliyorsunuz burada. Yayında mesela bazen bana soruyorsunuz Discord server'ının linkine diyorsunuz. Tak buraya bir basıyorum, chat'e atıyor onu. İnanılmaz bir kolaylık. Mikrofonum bu. Mikrofonum Rode NT. Böyle bir armla bunu buraya sabitledik. Ne deniyordu bunlar anne? Rode NT'nin mikrofon kolu. Modelini tam hatırlayamayacağım şimdi. Tamam, annem de hatırlamıyor. Nasıl olduysa annemin hatırlayamadığım şey, evet. Şöyle şunu taktığımız zaman böyle sert harfleri falan engelliyor. T, S, bunların patlamasını engelliyor mikrofonda. Ben size yayın yaparken mikrofonu böyle koyuyorum. Şu açıdan tam olarak oyunumu oynuyorum. Hatta bir de gamepad'i de çıkarıyorum. Birazcık kablolar karışık. Gerçekten o kadar düzenliyim ki. Kabloların haline bakın. Gamepad'den böyle oyun oynuyorum arkadaşlar sizle yayın yaparken. Kulaklığım var. Kablosuz oyuncu kulaklığı. HyperX Cloud Flight diye geçiyor. Ben yine ekrana ismini koyarım arkadaşlar. Kablosuz olması benim için çok önemli kulaklıklarda. Çünkü kablolu olunca böyle kendimi kısıtlanmış gibi hissediyorum. Buradan zaten bilgisayara kadar şöyle bir mesafe var ve kablo geriyor beni. Aynı zamanda 3'lü Revit'lerde de kullandığım AirPods'um da burada. Bu da kablosuz olduğu için tercihim AirPods oldu. Yoksa almazdım. Şöyle bir geldiğimiz zaman bilgisayarım burada. Bunu daha yeni değiştirdik arkadaşlar. Eski halinin fotoğrafını yanına koyarım yüksek ihtimal. Teknik bilgileri annem biliyor. Sen ver anne bilgileri. AMD sisteme geçmek istedin. Çoklu çekirdek performansı daha iyi olduğu için. AMD 3900X, Ryzen 7 3900X. Pardon, Ryzen 9 3900X. Anakart Asus markasının Crosshair 8 formula modelini seçtik. Toplamda 64 GB RAM var. Bir de ekran kartı da 1080 Ti var arkadaşlar. Kasada Fantex P600S antrasit gri modeli. Aynen, kasa falan. Ben normalde böyle şeyler arkadaşlar o kadar ilgim yok. Bunu nasıl açacağım anne? Oraya sokmam bana. Evet. Böyle açıyorum. Yani bana kalsa ben kasamı falan 10 yıl değiştirmem ama annem meraklı olduğu için değiştirelim dedi. Hazır kasayı değiştirmişken sistemi de değiştirmek istedim. Çünkü eski sistem artık sizin için yayın yaparken kasmaya başlıyordu. İşte render sürelerim uzuyordu. Benim için bayağı bir vakit kaybı oluyordu. Sadece oyun oynayan bir insan olsaydım bu sisteme geçer miydim bilmiyorum. Ama sadece oyun oynamadığım için, aynı zamanda da YouTube'a video içerik hazırladığım için geçmem en iyisi oldu. Ryzen 3900X işlemcili. Eskiden neydi? 6700 kaydı değil mi? Evet. Bayağı etkili olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Yeni sistemin böyle. Eskisinin fotoğrafını dediğim gibi ekrana koymuşumdur. Burada daha çok ders, yani okul zamanı ders çalıştığım kısım var. MacBook Pro 2018 miydi? 2018 15 inç MacBook Pro. Bundan önceki arkalarda gözüken 2013 model MacBook Pro'ydu. Annemin eski bilgisayarıydı. Bu da yine annemin eski bilgisayarı. Bana geldi. Gerçekten onunla da arasında bayağı bir performans farkı var. 5 yıl. Gerçekten performansını bayağı değiştirmiş. PlayStation şeyi var. Açamıyorum çünkü şu an USB'ye bağlı değil. Olsun. Böyle X üçgen falan PlayStation logosu. Burada
geldiğimiz zaman üşürebildi izleyenler bilir bunun ne olduğunu. Instagram reklamım. Genelde üşürebildilerde takip edin falan diyorum bunu gösterip. Ve üşürebild notlarım burada. Bakın ona ana pahalıyor. TS falan yazmışım. Acaba hangi videodan? Daha bu videoyu yayınlamadık. Yayınlanınca göreceksiniz nasıl bir kadro kurduğumu. Bütün üşürebild notlarını buraya alıyorum. Hatta FIFA 20 bittiği zaman, FIFA 21'e geçtiğimiz zaman burada çoğunu atmadım. Hepsini bir dosya haline getirip saklamayı düşünüyorum arkadaşlar ana olarak. Üşürebild'de aldığım notları. Burada işte ders çalışırken çalıştığım şey var. Ders çalışırken açtığım ışık var şöyle. Örnek olarak açalım. Mantar pano vesaire. Benim odam böyle arkadaşlar. Çekmeceleri göstermeye üşeniyorum ama en altta elektrik gittiği zaman bana çok fayda sağlayan bir alet var. İsmini ben bilmiyorum. Kesintisiz güç kaynağı deniyor bunlara. Ha, aynen. Elektrik gidiyor mesela. Jeneratör gibi bilgisayarı ve bağlı olduğu her şeyi açık tutuyor belli bir süre. Ben de o arada işte kaydı falan durduruyorum ki video çöp olmasın. Yoksa direkt giderse video çöp oluyor arkadaşlar. Veya işte bir oyun oynuyorsunuz mesela. Oyunda ilerlediğiniz yer çöp olabiliyor. Otomatik kaydı yoksa oyunu. Alt taraf böyle. Burada internet şeyi de var. İnternet dağıtıcısı vesaire. Bu taraflar yani annemin baya bir şeyi var yani. Çoklu prizler var. Annemin işçiliği var burada. Baya güzel çalıştı harbiden. Odamı güzel dizayn etti. Eskiden eski oda vloglarında şöyle göstereyim. Yatağımın olduğu yerde masam vardı. Bu tarafta televizyon vardı. Televizyonun olduğu yerde de yatak vardı. Matrix gibi bir şey yani. Ama şu an her şey çok farklı. Bence böyle daha kullanışlı oldu arkadaşlar. Eskisini e-book'unda koyacağım dediğim gibi. Eskisiyle karşılaştırıp hangisinin daha güzel olduğunu da yazabilirsiniz. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Benim bulvar böyle. Görüyorsunuz. Videolarda da bazılarınız yazıyor. Arkası çok sade. Bir şey mi yapsan acaba falan diye. Ben ne yapacağıma karar veremedim. Zaten çok kararsız bir insanım arkadaşlar. Ne yapacağıma karar veremedim. Buraya bir şeyler düşünüyorum. Raf koyup böyle oyun koymayı falan düşünüyorum. Ama sizden de öneri bekliyorum. Sizce ne yapayım? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Kapanışı bilgisayarın yanında yapalım. Oda vlogum bu şekildeydi. Odayı değiştirdikçe, çok atmayı sevmiyorum oda vlogu. Odamı değiştirdikçe yine yayınlarım arkadaşlar sizden de istek geldikçe. Merak ettiğiniz bir şeyler olursa yorumlarda yanıtlamaya çalışacağım. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.